yalnız bizim dilimizde ne güzel söz delikanlı. Alnı açık yüreği şen, gözü kara gönlü canlı. Yetişkinin evladına dediği hep uslan uslan. Kolay mıdır uslu olmak, delirirken damarda kan. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Kestane şekeri yiyorum. Bizim oralan kestane şekeri çok meşhurdur. Memleketten yolladılar. Al sen de ye. Bunlar ne? Sorma küçük bey. Hesapların içinden bir türlü çıkamıyorum. Senin hesapların içinden kimse çıkamıyormuş zaten. Geçen gün dedem öyle söyledi. Ne yaparsın? Biz cahil adamız. Öyle değil ki. Her şeyi karıştırıyormuşsun. Deden mi söyledi bunları? Bakkal da öyle diyor. Yapma küçük bey. Yani yapma. Bende bir hesap tahtası var. Onu kirala. Bu hesapların içinden çık. Olur. Ama o kutuyu alırım. Al, afiyet olsun. Dedem dedi ki... Ne dedi? Yine kaloriferi çok yakmışsın. Parayı sokakta bulmuyoruz dedi. Doğru. Para sokakta bulunur mu? Aslanın ağzında. Kestane şekerlerini bitirme. Bitirmem. Thank you.
Sen de gönlüm gibi bana mefasız çıktın sevgilim. Tanmaz pis. Nereden buldun sen bunu ha? Aa, küçük hanım bakın. Bak, aa, şey vallahi billahi çöplükten buldum küçük hanım. Küçük hanım. Mendebur. Benim resmim çöp mü? Aa, kim atmış onu oraya? Ben de çok kızdım vallahi. Neden hemen getirmedin? Şey küçük hanım önce temizledim. Üstüne böyle yağlı mağlı bir şeyler bulaşmıştı. Hey! Yalancı! İki gözüm önüme aksın ki. Sus! Gözün çıksın. Babama söylerse. Ne olur küçük hanım, babanıza söylemeyin. Elinizi ayağınızı öpün. Buyurun öpeyim diyor. Görürsünüz. Korkma ben geldim. Hayrola küçük bey, bu ne? Hesap tatlısı demiştik ya. Bak şimdi. Bu topları birer birer kaydırıyorsun. Ve böylece toplamış ve çıkartmış oluyorsun. Şükran teyzem sana çattı değil mi? Resim gitti mi? Hangi resim? Bırak şimdi numarayı abi. Demin masanın üstünde duruyordu ya. Ama boş ver, ben sana daha büyüğünü getiririm. Ya küçük bey ben bunun işin içinden çıkamadım. Nasıl olacak? Nasıl olacak bu ya? Bırak, beceremeyeceksin sen onu. Ben en iyisi sana bir de hesap makinesi getireyim. Ha getir getir sevabını. Sevabını olur mu hiç? Öbür kutuyu da alırım. Kutuyu mu? Hangi kutuyu? Dolaptakini. Ama temelli vermem makineyi. Kira yani. Dedemden aşıracağım. Bir haftalığına. Ne? Dedenden mi? Sakın ha! Sakın ha! Uuu korkak! Nizamettin Bey amca, karınca kararınca dünyayı düzeltiyor, ozan çıkarsa diyor. Her kim olursa olsun, oğlan kız genç ihtiyar, hayatı kayar, hayatı kayar. Nizamettin Bey amca, senden kuş bulanınca gözünü yola diker, burnunu cama dayar. Hayatın kayar, hayatın kayar. Nizamettin Bey amca, evlenip belde kanca peşine düştü müydü, gölgemi suçlu sayar. Hayatın kayar, hayatın kayar. Nizam Bey'in kafası kaydı yumağı, hep sırtına dayalı düşman bıçağı, hiç bitmeyen nöbette kuşlu kulağı, çöp duyulsa kesilir eli ayağı. Nizam Bey'in kafası kaydı yumağı, tanımadığı her ev hırsız yatağı, sevmediği her kişi hayduk yamağı. Merhaba küçük bey, nasılsın? Merhaba. Bakıyorum dolabın kilitli. Ne dolabı? Ne var içinde, para mı? Bizde para ne gece be? Her gün servise çıkıyorsun ya. Ne olmuş çıkıyorsam servise? İyi olmuş. Her ticaretten 1000 lira kazansan... Tövbe tövbe. Nasıl yani? Ucuza alarak. Nasıl ucuza? Onu bilemeyecek ne var? Pazarlıkla. Bak sana ne getirdim. Ana ben bunu kullanmasını bilmem ki. Öğretirim. Aç şu dolabı. Dolabı. Aa yarısını yemişsin bunun. Kusura bakma. Orta az değil mi? Küçük bey, sen benden akıllısın vallahi. Bak sana bir şey daha getirdim.
Şükran teyzemin resmi kocaman. Ne yapacağım Şükran teyzenin resmini? Böyle bakarsın. İstemiyorum. Aç hadi aç korkak. Pekala. Senin güzel atın için açalım bari. Seni mi kıracağız gari? Ana! Bu da kim? Dedem. Deden olduğunu biliyoruz. Ne gettin bunu? Yanlışlıkla olmuş. Şükran teyzeminki sandım. Bak bakalım Şükran teyzenin resmine benziyor mu bu? Benzemiyor. Ama sen onu bırak da şimdi ne yapacağız onu düşün. Nasıl yani? Dedem eve gelip de resmi göremeyince... Göremeyince? Apartmanın altını üstüne getirir. Getirir. Hele bir de burada olduğunu anlarsa... Anlarsa? Kokusunu alır. Burnuyla iş süre. Yaktın beni küçük bey, yaktın. Belki çaktırmadan eve sokup da camını silmek için aşağı indirmiştim derim. Gözünü seveyim küçük bey, yak bu iyiliği bana ha. Ortak mıyız? Ortağız. Ver şu elini. Al. Deden şüphelenmez mi? Dedem herkesten şüphelenir. Benden başka. Şu kolonyayı versene. Al. Sağ ol. O ne işe yarayacak peki? Evin mis gibi limon kolonyası kokacak. Teybin kristalini sileceğim. Senin anlayacağın kafa temizliği. İşe yarayacağından emin misin? %100. Kendi teybimi de hep böyle temizlerim. Bu yüzden mi bir haftadır çalışmıyor? Benimkinin arızası başka. Alçak Sinan arabesk kaset çalmış. Benim teyp takan uyuşmazlığından sizlere ömür. Kolay gelsin. Ne o, daha bitiremediniz mi? Birazdan bitecekmiş. İşte şimdi ayıp ettin ha. Benim elimden ne kurtulmuş ki? Şimdilik masa saatiyle televizyon. Merak etme, yakında onlara da sıra gelecek. Bu ara dersler çok ağır. Fırsat bulamadım. Halter mi çalışıyorsunuz? Hayır, pimpon oynuyoruz. Çocuklar biriniz bana yardım etsin. Yarın sahne sınavım var, tek başıma ezber yapamıyorum. Sinan'ı bekle, en yeteneklimiz o. Sinan bugün gecikecek. Bence Zafer'de de gizli bir tiyatroculuk yeteneği var. Ha, Zafer o zaman sen gel. Namık masayı boşaltır boşaltmaz derse oturacağım. Ben de, malum dersler ağır. Sen de mi Namık? Öyleyse batsın bu dünya. Hangi oyuna çalışacaksın? Romeo ile Juliet'in meşhur balkon sahnesini. Shakespeare. Zemin katta geçen bir sahne olsaydı sana yardım ederdim. Biliyorsun bende yükseklik korkusu var. Ama yine de sana yardım edeceğim. Al sana Juliet. Oh. Zavallı Juliet. Görmeyeli ne kadar zayıflamışsın. Biliyorsunuz bu yıl incelik moda. Bu moda sizin için de geçerli Namık Bey. Juliet. Ne dersiniz çocuklar? Sınav için bu hortlakları hazırlasaydım ben. Zafer burada oturuyor değil mi? Evet, buyurun içeri gelin. Zafer! Misafirim var. İzninizle, benim çalışmam gerek. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Buyur. Ayakkabı çıkarmak aklıma gelmemişti. Salonda oturun. Ey kanatlı melek, konuş yine. Göklerin kanatlı habercisi, ölümlülerin hayretle bakan gözlerine nasıl görünüyorsa, tembel bulutlara binip gökyüzünde yol alırken nasıl geri çekilip seyrediyorsa insanlar, Sen de başımın üstünde öyle bir ışık saçıyorsun gece. Oh Romeo! Romeo ne
Kapıyı her zaman ben bakacaksam ne diye bu eve taşındım? Merhaba. Merhaba. Annem kabak tatlısı yapmıştı da. İçeri gel. Zafer de seni merak etmişti. Kaç gündür görünmedin. Nizamettin Bey evde yok mu? Kahveye gitti. Ha, şu mesele. Kusura bakmayın, konuşmanızı böldüm. Doktor, senin Jüli geldi. Zafer şimdi gelir. İçeride misafiriyle konuşuyor. İçeride bekleyebilirsin. Kim bu Jüli Müli, ne o? Yöneticinin kızı. Ha, yabancı mı? Yok canım, kızın adı Şükran. Bizim ha. Çocuklar Juliet diyor. İzninizle şimdi dönerim. Merhaba. Merhaba. Bitmedi mi hala? Kabloyu yanlış bağladım herhalde. Hiç ses çıkmıyor. İyi. Daha fazla bozmadan bırak istersen. Yarın bir tamirciye götürürüm. Hiç olmazsa elindeki tabağı alsaydın. Bana ne? Kabak sana geldi. Hem unutma, bugün mutfak sırası sende. Şşt. Çocuklar, bununla çalışmam mümkün değil. Juliet'e hiç benzemiyor bu. Ha, merhaba, hoş geldin Şükran. Merhaba. Neden Juliet'e benzemiyormuş? Bir defa boyu çok uzun. Korkma Şükran, bizim Zafer'in eski bir hastası. Zavallı kadın. Zafer'in eline düşmeden ne kadar hayat doluydu. Kadın mı? Bunları görmüyor musun? Aşk olsun Zafer Bey, ne istediniz zavallı kadıncağızdan? Bu mu kadın? Yapmayın, bu bir... Üzerindeki fırlarla yüzüğü görmedin mi sanıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorlar? Sakın kimseye söylemeyin. Teybi iskelete takıp robot yapacaklar. Sonra? Sonrasını bilmem ama sizin yerinizde olsam dikkat ederdim. Haklısınız. Neden gülüyorsunuz? Sonra anlatırım. O bidonda ne var? Film banyo edeceğim. Atölyede hazır banyo kalmıştı, onu aldım geldim. Ve de çamaşır yıkayacağım. Senin anlayacağın bu gece sulu işlerle iştigal edeceğim. Tamam. Çalışacağından emin misin? Kesinlikle. Bunlar ne olacak peki? Onlar fabrika fazlası. Juliet'in sözlerini teybe okursun, daha rahat ezber yaparsın. Bravo Namık. Vallahi sen bir daha iyisin. Edison benim çırağımdır. Ne mütevazi çocuğu. Bir de boş kaset. Çalışacağından eminsin değil mi? Gümbür gümbür. Fazla gümbür deme, Nizamettin Bey kafamıza yıldırım gibi düşer sonra. Ahmet, sen misin? Yazdırıyorum. Ha, birinci ayak, 3-5. 3-5 oğlum, 5-5. Ha, ikinci ayak, kapatıyorum. Kapatıyorum. Hepsini ha. Ben içeri gidiyorum. Bana bak. Yardıma ihtiyacın var mı? Sağ ol. Kendim hallederim. Bu eşyaların hepsi arkadaşının mı? Evet, Ferhat'ın. Bak. İyi valla. Biz bile evimize bu kadar eşya alamazken siz burada lüküs hayat yaşıyorsunuz. Ailesi Ankara'ya taşınınca eski eşyaları Ferhat'la ablasına bırakmışlar. Ablası da mı bu evde kalıyor? Hayır. Birkaç ay önce evlenip ayrılmış. Ferhat da yalnızlıktan sıkılınca bizi yanına çağırdı. Unutma, baban seni bizim yanımıza kalma şartıyla İstanbul'a gönderdi. Enişte biliyorsun, sizin evde ders çalışamıyorum. Üstelik sizi de rahatsız ediyorum. Her üniversitede okuyan yalnız başına mı ev tutuyor? Ablama da sana da daha fazla yük olmak istemedim. Bak Zafer, işin açıkçası buradaki durumu hiç beğenmedim. İki arkadaşın da zıpır cinsten. Gecenin bir saatinde eve kızlar geliyor. Burada kalmaya devam edersen, yakında sen de okulu bırakıp bunlara benzersin. Bunların ikisi de üniversitede okuyor. Ama ne üniversite? Spor mektebiyle tiyatro. Onlar ikisi de zengin çocuğu. Okumasalar da olur. Sizin halı işi ne oldu? Boş ver şimdi halıyı malıyı. Adama arkadaş diye güvendik, bizi sattı. Hadi git de eşyalarını toparla.
Enişte eve dönmek istemiyorum. Burada çok rahatım. Rahatı iki ay sonra görürsün. Bu evin masraflarının altından kalkamazsın sen. Babamın gönderdiği bana yetiyor. Size çay getirdim. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Rica ederim. Ben çay sevmem. Peki, siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Zafer'den kaç para kira alıyorsun? Neden sordunuz? Sizin gibilere güvenmem. Zafer sizin ne mal olduğunuzu bilmez. Ama ben bilirim. Ne dolaplar çeviriyorsunuzdur burada, kim bilir? Burada kimse dolap çevirmiyor. Bu koca evde babanın hayrına oturtmuyorsun ya. Elbet bir menfaatin vardır. Ben para için değil, yalnız yaşamaktan sıkıldığım için eve arkadaş aldım. Bırakma balı. Ayda kaç para kira alıyorsun, onu söyle. Enişte lütfen, bu evde misafirsin, unutma. Yazıklar olsun sana. Bir sene ekmeğimi yedin. Benden yana çıkacağına daha dün tanıdığım bu züppelerden yana çıkıyorsun. Başın sıkışınca bana gelme ama. Şimdiye kadar sizden hiçbir şey istemedim. Bana bakın. Size nasıl davranacağımı çok iyi biliyorum ama dua edin Zafer'in yakınısınız. Yalnız şunu kafanıza sokun. Zafer istediği sürece bu evde kalabilir. Benim onun parasına değil dostluğuna ihtiyacım var. Şimdi güle güle. Yarın hepimizin okulu var. Ders çalışmamız gerek. Seni yolcu edeyim. Öyle konuştuğum için bana kızmadın değil mi? Hayır. Çoktan hak etmişti. Sürekli para laf edince canım sıkıldı. Yoksa ağzımı bile açmazdım. Önemi yok. Gidip bulaşıkları yıkasam iyi olacak. Bugün sıra bendeydi.
Kolay gelsin. Sağ ol. Film banyo ettiğini sanıyordum. Önce çamaşır yıkayacağım. Getireyim de benim çoraplarımı da yıka. Onlar yıkamayla temizlenmez. Nükleer artıklar gibi imha edilmeleri gerek. Annem de hep böyle söylerdi. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok şıksınız. Bu komik şey anlat, nereden aklına geldi? Arada bir annemi özlüyorum, ne yapayım? Boğazım kurudu, çay kaldı mı? Kalmadı. Demliği biraz önce boşalttım. Ben bakarım. Hayrola Hüsam, gece servisi mi? Yok bu abi, bu saatte servis mi olurmuş? Ne istiyorsun öyleyse? Şey, Nizamettin Bey kahvede otururken Sinan abinin elinde bir bidonla geçtiğini görmüş. Git bak bakayım dedi, merak etti. Ne yapalım, eder eder. Sinan, elindeki bidonda ne vardı? Banyo suyu. Banyo suyuymuş. İyi, ben Nizamettin Bey'e söylerim de merak etmesin. Aman geç kalma. Ne o Hüsam, niye gelmiş? Sinan'ın elindeki bidonda ne olduğunu merak etmiş. Kim, Nizamettin Bey mi? Hayır, Şükran. Namık. Namık, neden namıksın sen? Yeter artık. Bu zillerin sonu gelmezse yatağımı kapının önüne taşıyacağım. Yine ne var Hüsam? Şey Namık abi, kusura bakma. Nizamettin Bey diyor ki Sinan abi... Sinan, öteki elinde ne vardı? Çamaşır deterjanı. Öteki elinde de çamaşır deterjanı varmış. Bağırma, Nizamettin Bey evde değil. Karşı kahvede. İyi, ben de gider balkondan bağırırım. Olur. Sinan, elinde başka ne vardı? Hiç. Bir de hiç varmış. Namık abi, yönetici Nizamettin Bey dedi ki evde sular akıyor, banyo suyu diyerekten beni kandırmasınlar dedi. Zeki adam. Öyledir. Kaç yıl zabıta müdürlüğü yaptı. Ne demezsin. Git söyle, Sinan karanlık oda kurmuş, banyo suyunu orada kullanıyor, tamam mı? İki saattir ne yapıyorsun sen? Renkli tanecikleri ayıklıyorum. Neden? Beyaz çamaşırlar boyanmasın diye. Nizamettin Bey'e boşuna haksızlık etmişim. Meğerse ondan daha akıllıları da varmış. Evet, bu iş tamam. Bir daha teklemek yok. Tamam mı Juliet? Tam idealimdeki kız. Ağzı var, dili yok. Ey parıltılı melek, konuş yine. Göklerin kanatlı habercisi, ölümlülerin hayretle bakan gözlerine nasıl görünürse, tembel bulutlara binip gökyüzünde yol alırken nasıl geri çekilip seyrederlerse insanlar, sen de başımın üstünde öyle bir ışık saçıyorsun geceye. Öyle bir ışık saçıyorsun bu gece. Öyle bir ışık saçıyorsun geceye. Ne olsun sen? İnkar et babanı. Kendi adını reddet. Namık! Yine ne var? Tip! Teşekkür etmene gerek yok, biliyorum. Dahiyane bir fikirdi. Dur, ben bakarım, geliyorum. Bu gece Juliet'i sen oynayacaksın. Olmaz. Ailem sahneye çıkmama izin vermiyor. Git kapıya bak, git! Yine ne var? Nizamettin Bey size bir mesaj gönderdi. İçtima! Herkes buraya! Büyük elçi Hüsam, ekselansları Nizamettin Bey'in notasını getirmiş. Teyip'in canını okumuşsun. Senin elimden Nizamettin Bey'in notası bile kurtaramaz. Öfkelenme Romeo, bakarız. Ne olmuş? Nizamettin Bey'den mesaj. Gecenin bu saatinde mi? Su uyur Nizamettin Bey, uyumaz. Sinan, hadi seni bekliyoruz. Terliğin, dışarı çıkamam! Tamam, bize söyle. Biz sonra Sinan'ı anlatırız. Olur mu? Olur, olur. Olmaz. Nizamettin Bey hepsini fert fert karşına alacağım, konuşacağım dedi. Sinan, Hüsam fert fert konuşacakmış. Ben münferitim. O münferitmiş, sen bize söyle. Ne? Nizamettin Bey şey dedi. Nizamettin Bey beş şey dedi. Ah, şimdi hatırladım. Nizamettin Bey dedi ki...
bu gençlere söyle. Bir seferlik göz yumuyor. Demin garandık oda falan diye bir şeyler duyduydum. Bir daha öyle garandık işlerle uğraşmasınlar yoksa karışmam dedi ha.